Mülkiye müfettişi bunu gönderdikten sonra bir de hangi usule göre tahsil edileceğine dair ikinci bir rapor gönderdi bize. Doğru mu Naim Bey? Sonra sayıştaycılar geldi. Biz istemeye istemeye bu arkadaşlarımıza ödeme emri tahakkuk ettirdik. Sonra sayıştaycılar geldi. Sayıştaycılar farklı bir rakam çıkarttı. Ve dedi ki, kardeşim dedi, bu işe dedi mülkiyeci karışamaz dedi. Bizim raporumuzu esas alacaksınız dedi. Bunun üzerine biz ödeme emirlerini memnuniyetle iptal ettik. Olay budur. Şimdi Sayıştay'ın çıkartacağı raporu esas kabul etmemiz gerekecek. Ha burada... Hayır, insanın şunu, yani şimdi mülkiye müfettişi hayır bilmiyorum. Mülkiye müfettişi geliyor, mülkiye müfettişinin raporu beni bağlıyor mu? Bağlıyor. Mülkiye müfettişi geliyor, arkadaş diyor, şöyle diyor, tahsil edeceksin, miktar şu, şöyle tahsil edeceksin. Sayıştaycı geliyor, hayır miktar o değil diyor. Üstelik diyor, onun böyle bir yetkisi yok. Hani amiyane bir tabir var ya, insanın kocamı bileyim diyesi geliyor. Şimdi bak, rapor bağlayıcı ama raporun mali hükümlerinin bağlayıcı olmadığını, tespitlerin bağlayıcı olmadığını bize söyleyen de Sayıştay. Sayıştay diyor ki, anladığım kadarıyla şunu da söyleyeyim, Türkiye'nin her yerinde böyle, sayıştaycılarla mülkiyeciler arasında da bir rekabet var. Sayıştaycılar diyor ki, mülkiyeciler diyor idari yönden denetim yapabilir diyor. Mali yönden diyor denetimi ben yaparım, ben mahkemeyim diyor aynı zamanda. Ama mülkiyeciler bazı yerlerde bu hesap kitap işine giriyorlar, bazı yerlerde girmiyorlar. Bugün gene müfettiş geldi. Mülkiyeci, onlara sordum. Yani mülkiyecinin raporunu mu esas alacağız, sayıştaycının mı? Bu seferki mülkiyeci dedi ki sayıştaycının raporunu. Yani müfettiş gelmesi kötü bir şey değil. Sık sık geliyor zaten. Gelsinler, buyursunlar, denetlesinler. Bize yol gösteriyorlar. Aynı zamanda ben kötü niyetli olduklarına da inanmıyorum. Ama mevzuatta da boşluklar var. Hangisinin raporunu esas kabul edeceğini bazen bilemiyorsun. Öyle enteresan ki bu Sayıştay mevzuatı özellikle. Başka şehirde tenkit konusu yapılmayan bir konuyu bir başka şehirde tenkit konusu yapıyorlar. Ya bunu tenkit konusu yapmışsın, kamu zararı çıkartmışsın ama falanca şehirde giden sayıştaycılar çıkartmamış. Onu bile emsal olarak kullanamıyorsun. Öyle enteresan bir mevzuat.